İsterseniz ilk sözü size verelim. Yani bu Artvin'de ne olup ne bitiyor, Yusuf elinde nedir, ne değildir? Biraz Anadolu'dan bize bir havadislerinizi alalım buradan. Buyurun. Teşekkür ederim. Mehmet, geçtiğimiz hafta ben Kars ve Ardahan'daydım. Bu hafta da nasip oldu. Ata dede yurdumuz Yusuf eline geldik. Şu anda Yusuf elinde. Yusuf Eli, Yusuf İzzettin Efendi Millet Kıraathanesi'nden sizlere sesleniyorum. Burada çok güzel bir kütüphane oluşmuş. Öğrenciler, meraklı olan yazan insanlar gelip burada hem kitap okuyabiliyorlar hem de buranın Millet Kıraathanelerinde olduğu gibi çeşitli imkanlarından yararlanıyorlar. Karşı tarafta da kültür evi var. Bu Yusuf Eli malum biliyorsunuz baraj dolayısıyla Türkiye'nin gündeminde ama buraya benim gelişim kara kucak güreşleri vardı. Kara kucak güreşleri Yusuf Eli için bir gelenek, bir tarihi gelenek. Bugün, dün ve bugün Yusuf Eli'nde kara kucak güreşleri oldu. Mehmet Maraş'tan bir genç mesela bir çocuk klasmanında bir yarışmacı ikinci oldu. Çok da mücadeleciydi ama nasip olmadı şampiyonluk ama ikinci oldu. Çok gelecek vaat eden bir güreşçiydi. Yüzlerce güreşçi katıldı. Ahali bu geleneklerine sahip çıktığını gösterir bir şekilde genci, yaşlısı, hanımıyla hepsi bu kara kucak güreşlerini takip ettiler. Baraj inşaatı bu arada devam ediyor. Şu anda gece yarısı 24 saat esasına göre hem baraj hem etraflı tüneller ve viyadükler. Ben gelirken biraz uzak bir yerden geldim. Şu anda beton mikserleri çalışıyor ve oralarda işçilerimiz, mühendislerimiz çalışıyorlar. 24 esasına göre, bu 24 saat esasına göre baraj dolayısıyla ciddi bir yatırım var. Ama baraj faaliyete geçtiği andan itibaren bu yatırımı 10 sene içinde amorti edebilecek ve Türkiye'nin enerji üretimine ciddi katkıda bulunacak. Ama Yusuf Eli'nin baraj dolayısıyla yaşadığı bir takım belirsizlikler, ilçenin yukarı kodda başka bir alana taşınacak olması gibi problemleri, endişeleri, bir takım gayretleri var. Baraj Türkiye'ye enerji bakımından olağanüstü bir katkı sunacak ama Türkiye Yusuf Eli'ne bir takım maliyetleri var. İnşallah o maliyetler de üzerinde dikkatle durularak siyasetin, idarenin ve kamuoyunun dikkatiyle azaltılacaktır. Yusuf Eli aynı zamanda bir kültür şehri. İşte burada ben kısaca kitap tanıtma işimizi bugün müsaadenizle Yusuf Eli üzerinden anlatayım. Yusuf Eli Belediyesi'nin çok ciddi kültür yayınları oluyor. Yusuf Eli Ağzı, Yusuf Eli Türkçesini anlatan bir kitap. Yusuf Eli'nde zengin bir yabani hayat var. Yabani hayatı anlatıyorlar. Sonra Yusuf Eli mutfağı üzerine ciddi bir kitap hazırlanmış. 400'e yakın yemek var. Bir Maraşlı olarak Mehmet kıskanacaktır ama Yusuf Eli'nin mutfak kültürü de zengin. Yusuf Eli fotoğrafları, eski ve hala hazırda yine turizm bakımından kıymetli yollar üzerine çok kıymetli bir kitap. Buradan yine Yusuf Eli'nin geleceğini inşası adına akademisyenlerin katıldığı bir sempozyum var. Sempozyum çalışmaları böyle devam ediyor. Ve buradan müsaadenizle Artvin'e geçeyim. Dün de Artvin'deydim. Özellikle Sayın Valimizin yaptığı çalışmalar etrafında Artvin'de biliyorsunuz üstlerindeki baraj gibi birçok baraj var. O barajlar etrafında ciddi bir enerji üretimi söz konusu ama aynı zamanda Artvin'in bir özellikle hani hep konuştuğumuz bu